Feryal aradı. Şahane şeyler söyledi. Böyle var ya kulaklarıma falan inanamadım. Yani uçmaya hazır olun. E anlat da biz de bilelim. Şimdi diyor ki bu Haziran ayında, tamam mı? Defne, toplantıdalar, seni bekliyorlar. Gelince girsin dediler. Tamam. Ne? O ne? Ömer Bey'in postaları işte. Ver bir bakayım. Ay, magazin mi var yani? Posta karıştırmaca falan. Uy, bunda da bir hava, bir Eda. Aa, kusura bakmayın, geç kaldım. Yok yok gel. Ben hemen özet geçiyorum sana da, tamam mı? Şimdi Feryal aradı. Haziran sayısında bu derginin 8 sayfasını bize ayırıyor. Müthiş bir fırsat. Yalnız fotoğraf çekimini biz yapacağız. Aa tabii tabii, onu söyledim. Zaten o tahmin etti. Senin ne kadar cins biri olduğunu bildiği için arkadaşım. Aklımda süper fetiş bir fikir var. Yani ben bunu yaz için planlıyordum ama şimdi patlatalım. Ya, efsane olacak. Koray nerede? Senin şu Koray aşkına da hastayım biliyorsun değil mi? Ya ben çağırsam yüzünü ekşitirsin. Kız! Dedikodum yapıyorsunuz. Kulaklarım çınladı vallahi. İti an. İyi insan diyelim. Lafın üstüne gelsin. Ay demek dergi çekimi en sevdiğim. Kocaman bütçe istiyorum. Böyle şaşalı prodüksiyon istiyorum. Şov yapacağım. Herkesçikler benden konuşacak. Koraycığım daha yeni katalog çektin. Hayatım doymadım. Daha iyisini istiyorum. Şanıma şan katacağım. Katarsın Koray, katarsın. Yasemin'le koordine olun. Hadi yine dört ayak üstüne düştün. Aklımda süper fikirler var. Aklını sevsinler. Hayatım benim aklım zaten kendime yeter. İyi, bu da gelir gelmez patronculuk oynamaya başladı. Ay Ömür, ben bunun her dilini yapmak zorunda mıyım? Ya sonuçta tatlım hani bu şirketin %2'si benim de. Koray, bizim dediğimiz her şeyi yapıyor musun mesela? Evet, ay hayır. Ama Yasemin'e hep hayır. Bana bak kız, dağdan geldi bağdakini mi kovuyorsun? Ezemezsin beni. Satılık değilim ben. Kiralık bir aşk hiç değilim. Ay dur, ben bağlamdan çıktım da nereden aklıma geldiyse bir şey çağrışım da oldu. Neyse. 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 Ay. Bana bak kız, fikirlerimi çalıp böyle kendinmiş gibi bana satamazsın. Ay saçmalama Koray. Ha, kendi kendini kuruyorsun şu anda. Ukala bir de. Ay Ömüş, bir şey söyler misin şuna? Haydi bakalım, bundan sonrasını benim odada devam edelim. Haydi. İsterseniz benim odama geçelim. Hem sizi ağırlamış olurum. Hayatta olmaz kız. Dersin ayağına asla gitmem. Ay Sinoş, hayatım benim odama gidelim. Bunun odasında kötü bir elektrik vardır. Etkilenmeyelim sonra. Egolar diyorsun yani. İnat edeceksin. Peki, o zaman ben de Koray'ın odasına gitmiyorum. Benim odama gidiyoruz. Tarafsız bölge, orada konuşuyoruz. Haydi. Demet'e kalın. Ne olur. Defne. Kalsan da konuşsak olur mu? Defne hiçbir şey söylemeyecek misin? İsmail'le konuşmuşsunuz galiba. Tabii, şey, teşekkür ederim. Defne, yapma. Teşekkür etmeni beklemediğimi biliyorsun. Defne, yüzüme bak. Bunu neden yaptın?
yardım etmek istedim. Sen niye anlatmadın bana? Belki de bunu yapacağını tahmin etmişimdir. Kızdın mı? Öyle fena ezdi ki beni. Yani kızmaya bile hakkım yok. Bu arada evi İsmail'in üstüne yapmışsın. Çok zarifsin. Defne, ne olur artık atlayalım bunun üzerinden. Yani böyle bir şey hiç yaşanmamış gibi yapamaz mıyız? Böyle bir sorun olmamış. Ben de böyle bir şey yapmamışım. Şirkette duyulmuş. Deryalar, o maşallah üzerine ev aldırdım falan dediler. Efecan. Defne, ne olur yüzüme bak. Bozuldum, evet. Ben bu zamana kadar hep kendi ayaklarımın üstünde kendim durdum. Biz üçümüz, anneannem de. Bu zamana kadar biz kimseye eyvallah etmedik. Şimdi böyle bir şey. Defne, sen benim karım olacaksın. Yani bunun eyvallah etmekle ne alakası var? Tabii ki bir sorunla karşılaşınca beraber halledeceğiz. Tabii ki senin derdin benim de derdim. Defne. Efendim. Neden korkuyorsun? Söyle. Alışmaktan belki. Sana. İyiliğine. Bundan sonra hayatımın daha kolay ve güzel olmasına. Ve bir gün seni kaybedersem kendi ayaklarımın üstünde duramamaktan korkuyorum. Böyle bir şey olmayacak. Hiçbir şey ayıramayacak bize. Keşke yapmasaydın. Ya ben yardım etmek istedim. Neden söylemedin? Açık açık söyleyeyim mi? Bana neden söylemedin gerçekten merak ediyorum. Defne, ben kırıldım. Hayatında olup biten her şeyin dışında bırakmana... Ya bu kadar önemli bir şey bile bana söylemiyorsun, farkında mısın? Ben kaymancı ormanı oldum. Yani ben nereye koyacağımı bilemiyorum. Allak bullak oldu kafam. Ben gideyim, ne olur. Defne, olmaz. Olmaz, otur konuşalım. Halledelim artık, yeter. Ömer, ben gerçekten gitmek istiyorum. Bugün izinli olsam. Defne, gerçekten bunu mu istiyorsun? Tamam, peki. Sen bilirsin. Defne. Ömer. Bana gelen postalarla ne işin var senin? Hı? Gel konuşalım. Evet Defne, dinliyorum seni. Ne? Postalar. Ne arıyorsun, ne saklıyorsun? Başına bir şeyler geliyor. Hayatında bir şeyler oluyor ve ben ne bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü hiçbir şey söylemiyorsun. Tamam, farkındayım, kötü bir niyetin yok. Tamam. Ama neden Defne? Neden hep uzaksın? Neden sürekli bir şey var? Tamam ya, sakin ol. Sakin olayım. Olamıyorum. Nasıl olayım sakin? Defne, kırıyorsun beni. Biz birlikte bir yola çıktık. Bir karar aldık. Ama sen inatla, inatla yalnız yürümeye ısrar ediyorsun. Neden? Sanki ben bayılıyorum senden bir şey saklamaya.
Ya ben sana aşık olmadan önce bildiğin Allah'ın dümdüz onun gibi bir kızıydım. Kesen yalan söyleyemezdim. Şimdi ama korkuyorum. Korkuyorum, tamam mı? Aşk demek ki korkuyu da endişeyi de beraberinde getiriyormuş. Kork? Hayır, neden korkuyorsun anlamadım ki. Ya, hayır, bu kadar mı güvende hissetmiyorsun kendini? Anlayamazsın ya, anlamıyorsun. Ben sana hiçbir şekilde... Bir dakika dinler misin ya? Anlamıyorsun. Çünkü hiç korkmuyorsun. Defne gider mi diye endişelenmiyorsun. Çünkü ben hep buradayım. Hep yanındayım, hep seviyorum. Gerçekten mi? Hayır, gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sürekli bir şeyler gizleyip aramıza mesafe koyan, benden uzaklaşan sensin ve böyle mi düşünüyorsun? Değil mi? O dimdik duruşunla duvarları aramıza sen örüyor olabilir misin acaba? Hiç böyle düşündün mü? Sen hep doğrusun, hep doğrusun. Her zaman ama her zaman doğru yerdesin. Mesela senin yanında hata yapmaya bile şansım yok. Ama ben insanım Ömer, insan, insan. Tamam mı? Benim hatalarım var, korkularım var, endişelerim var. Kusursuz değilim. Olamam da. Ama eğer sen gerçekten bunun için beni yargılayacaksan, peki tamam. Sen bilirsin. Defne, bu da bir seferde görse. Gel, yardım. Yardım ya. Tamam, tamam, geliyorum. Şimdi işte gitmek istemiyorum ya. Ama mecbur. Kalk Defne, kalk. Yok abi, yok. Kalkamayız altından. Hiç boşuna şey yapmayın. Bir bilgim var da konuşuyorum. Lütfen yapmayın. Hayır. Ya bence yanlış yerden kısıyoruz. Ya bu prestij işi. Ya koskoca dolu dolu 8 sayfa. Büyük fırsat. Yasemin'le aynı fikirdeyim. Geldi efendim. Yani Feryal her zaman böyle fırsatlarla gelmiyor. Prodüksiyon yapalım derim ben. Heh. Ya ben yok, kimseye anlatamıyorum derdim ya. Delireceğim, gerçekten delireceğim ya. Aa, kuru kız bir şey gördü. Ne gördün kız? İyi saatler de olsunlar mı? Aa, ay, Fikret'ten mektup gelmiş. Ay, acaba kokuyor mu? Ay, kokmuyor da. Uçlarını yaksaydı bari. İyi mıymıntı pörtlek. Ay. Koray, bırak şimdi mektubu falan. Ay Ömüş, merak etmiyor musun? Açar mısın? Koray, gündem malum. İlgilenmiyorsan dışarı çık. Aman aman. Şuradaki magazinin belini kıralım diye ben şey etmiştim. Ha, kimse merak etmiyor bunun içinde ne olduğunu. Ay. Üf, aman aman, iyi tamam.
okudun demek. Her şeyi öğrendin. Ömer, bir şey söylemeyecek misin? Ne söyleyeyim ki Defne? Demek her şey yalanmış. Hepsi bir oyunmuş. Beni bunca zamandır kandırıyor musun? Sadece sen de değil. Yengem. Amcam. Sinem. Bu zamana kadar her şeyimi konuştuğum, her anımı paylaştığım kardeşim Sinem. Defne, sana inanamıyorum. Bunu söylemek için binlerce fırsatım vardı. Ben pek çok defa sana ne saklıyorsun diye sordum. Her şeyi halledebiliriz dedim. Ama sen bana her defasında yalan söylemeyi tercih ettin. Belki şimdi halledebiliriz. Şaka mı yapıyorsun? Ben bu mektubu okumasaydım beni hala kandırıyor olacaktın. Ben artık şimdi senin yüzüne bile bakamıyorum. Ne olur öyle söyleme ya. Tamam. Tamam, her şey bir oyunla başladı, kabul ediyorum. Ama sonra biz yaşayarak bunun ne kadar gerçek olduğunu gördük. Hiçbir şey olmamış, böyle bir şey yaşanmamış gibi davranamazsın. Biz birbirimizi sevdik Ömer. Sen benim sana ne kadar aşık olduğumu gördün. Bu noktadan bakınca artık yaşadığımız hiçbir şey gerçek gelmiyor gözüme. Pis bir yalanın üzerine kurulmuş her şey. Hangisi gerçekti? Ne zaman gerçeğe döndü? Hepsi mi oyundu? Ben nasıl bilebilirim? Ömer. Ömer, ne olur. Ne olur yapma. Seni bundan sonra etrafımda, hayatımda görmek istemiyorum. Defne? Nihan. Korkunç bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Bak bakayım bana. Gözün şişmiş senin. Hem sen niye yattın ki buraya böyle? Dükkana da gelmedin. Bir de Ömer geldi. Öğrenmiş mi her şeyi? Okumuş mu mektubu? Annen ne dedi, ne söyledi? Söylesene bir şey. Bilmiyorum ki. İşte seni sordu, biz de yok dedik. Ya eve de uğrayacaktı ama Türkan teyze erken yattı dediyse demek. Ay inanmıyorum ya, kaç kere aramış. Nihan. Her şey bitti galiba. Galiba. Ama aramış en azından. Konuşmak istemiş. Ne yapayım? Ne diyeceğim? Arayayım mı, aramayayım mı? Ne yapayım? Ara. Yani. Ara, ara, ara. Ömer. Hayır. Yok yok, sen gelme. Ben gelirim.
Bir şey söyleyeceğim. Senin canın mı sıkkın? Ha, yok yok tamam ben geliyorum. Okumuş mu? Galiba. Sesi çok fena geliyordu.